Basınımızın çok kıymetli mensupları, hepinizin bildiği gibi önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Bu münasebetle Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli genel başkanı ve kıymetli arkadaşları bu konuda istişarede bulunmak üzere ziyaretimize geldiler. Hoş geldiler, şeref verdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Nasıl bir cumhurbaşkanı asıl itibariyle bu konu tartışıldı. Cumhurbaşkanının şahsından, kişiliğinden, adından, soyadından ziyade, kimliğinden ziyade niteliği üzerinde duruldu. Özü itibariyle bu milletin asli değerlerini benimsemiş, ruh köküne bağlı, dışarıdan emir ve talimat almayan, 76 milyonu kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanı seçilmesi her iki partimizin de ortak kanaati olarak belirlendi. Çünkü netice itibariyle partili cumhurbaşkanı değil, milletin cumhurbaşkanı olması gereken nitelikler belirlendi. İsimlendirme yapılmadı. Buradan ötesinde Sayın Genel Başkanımız sanıyorum izah edecekler. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz için hayırlar getirilmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Değerli basın mensupları, cumhurbaşkanlığının seçiminde uzun süredir görüşmeler yapıyoruz. Siyasal partilerimizi, meslek kuruluşlarını, sendikaları ziyaret ediyoruz. Saadet Partisi bizim açımızdan çok önemli bir duraktı. Kendileriyle görüştük, düşüncelerini aldık. Çok mutluyuz. En azından cumhurbaşkanlığının nitelikleri konusunda ortak bir paydamız var. 76 milyonu kucaklayan, milletin değerlerine saygı gösteren, tarafsızlığı bilinen, kabul edilen bir kişi bizim açımızdan da çok çok önemliydi. Bunu daha önce de dile getirmiştik ama Saadet Parti'nin Sayın Genel Başkanı ve birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerinin de aynı görüşte olmaları bizi mutlu etti. Sayın Genel Başkanı ifade ettiği gibi isimlendirme konusunda bir görüşme yapılmadı. Umuyorum önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adayını halk belirlerken büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirmiş oluruz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Evet, Sayın Genel Başkan. Soruyor musunuz?